Evet, saygıdeğer Tekirdağlılar, Tekirdağ Yeni Haber Gazetesi'nin değerli izleyicileri, okuyucularımız, bizi Facebook'tan ve YouTube kanalımız üzerinden izleyenler. Bugün 11 Haziran 2020 Perşembe. Bugün çok özel bir programla sizlerin karşısına çıkıyoruz. Tabii uzun zamandır bu korona meselesiyle sizlerden çok uzak kaldık. Ama bugün yapacağımız programla o kadar güzel bir değerli kardeşimiz, değerli avukat adayımız ve yazarımız var. İşte şu ilk kitabımızın yazarı Eda Nur Işıksal. Çok değerli bir ailenin biricik evladı. İki kız kardeşten bir tanesi. Evet, Eda Nur Işıksal. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bugün sizi Tekirdağ Yeni Haber'de ağırlamaktan çok mutluyuz. Bizi izleyen Tekirdağlılara, bizi izleyen dostlarımıza, arkadaşlarımıza, herkese önce Eda Işıksal'ı, Eda Nur Işıksal'ı tanıyalım. Ondan sonra başlayalım konuşmamıza, Tamam. söyleşimize. Öncelikle ben de burada olmaktan tabii ki mutluluk duyuyorum. Hele ki bu kadar uzun bir aranın ardından bugün burada olmak bence güzel bir başlangıç oldu. Size çok teşekkür ediyorum. Onun dışında beni tanımak, 98 doğumluyum. Şu an Maltepe Üniversitesi 3. sınıf hukuk fakültesi öğrencisiyim. Tekirdağ'da doğdum, büyüdüm. Seneye son sınıfımı inşallah okuyacağım ve avukatlık düşünüyorum. Bunun yanı sıra ilk kitabımı yayınladım. İlk elime ulaşalı yaklaşık bir 5-6 ay kadar oldu. Ve çok hızlı bir sürece girdik bununla beraber. Ailem gazeteci. Annem ve babam gazeteci kendileri. Bunun dışında bu kadar. Şimdi Eda'cığım, bir Tekirdağ'da sizin yaşıtınızda böyle güzel hazırlanmış, güzel bütün her şeyiyle mükemmel bir kitap. Ben yaşamım sürece bu kadar bu alemin içindeyim. İlk defa sizin yaşınızda böyle güzel yetenek bir kitap. İlk bir kitap kadar bir proje olarak görüyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Onu diğer kitaplardan ayıran özellikleri nedir? Yani şimdi bunun içerisinde çok değerli söyleşi yaptıklarınız var. Kesinlikle. Tabii onlara ayrı ayrı gireceğiz ama şu kitabın değerini herkes merak Peki. ediyor. İlk kitabı, ben ona çok kitap diyemiyorum, bir proje olarak doğdu. Çünkü kendim de çok küçük yaşlardan beri çok iyi okuyan bir gençtim. Çok ağır kitaplar okuyordum yaşım oranla. Bir sabah uyandığımda çok sıkıldığımı fark ettim ve farklı bir eser üretilmesi gerektiğine inandım. O noktada ya zaten tüketmeyi de bırakacaktım ve üretmeyecektim ya da bir üretimin içine girecektim. Ailemin de gazeteci olması tabii ki benim yazım alanında kendimi keşfetmeme sebep olan şeylerden bir tanesi. İlki proje kılan kısım da farklı aslında kelimesinin karşılığı olması. İçinde 295 sayfanın içinde 8 röportaj, 8 özel isim var. Ve aynı zamanda da Azra, Hanzade Işık diye bir karakterimizin baş karakteri oynadı. 295 sayfalık bir kurguya sahip. Bu yönüyle hem bir röportaj kitabı hem de bir roman özelliği taşıyor. Aynı zamanda yazarlarımızın ülke içerisinde çok fazla toplumla yakınlaşmadığından yakınan biri olarak yazarların biraz daha toplum ilişkisi ve gerçeklerle ayakları yere basan kişiler olması adına ön sözümü de kendi sesimle, sesli, biraz da sosyal medyayı günümüz şartlarını kullanarak ses şekilde onu bir stüdyoda okudum. Yani içinde yazılı olarak değil, bir kare kod sistemi içinde YouTube kanalı olarak bir ön söz gerçekleştirmiş olduk. Bu da onun bir proje yaptı aslında. Tam olarak bir kitap diyemiyorum ona sadece. Çünkü anlatması bile uzun sürüyor gördüğünüz üzere. Şimdi Eda'cığım, tabii bu kitabın hazırlanması, basılmasına kadarki süreç, tabii sizin ailenizde bunu çok yakından takip ettik biz. Açılıştan sonrasını, açılış günü, imza günü düzenlendiğinde, işte otelde düzenlenen ve Kadir Albayrak'ın ve birçok seçkin davetlerin katıldığı imza gününüzde, tabii büyük bir olay oldu Tekirdağ'da. Sonrası tabii sizin
Bu kitabın dağıtımı işte birçok yerlerde tanıtımlar yaptınız ve kitaplarınız şu anda tükenmiş. Korona sebebiyle ikinci baskı basılamadı. Bu önce kitabın içindeki röportaj yaptığınız veya söyleşi yaptığınız kişilerle mi başlayalım? Şimdi tabii ben babanızın çok annenizi işte annenizi bir devlet terbiyesinden 22 seneden sonra işte gazetecilik. Babanız hem gazeteci hem dernek başkanı hem kendi gazetesi var işte Trakya çapında, Balkanlar çapında çalışan değerli bir kardeşimiz. Şimdi babana diyorsunuz ki baba ben avukat olmak istiyorum. Evet, hayır diyecek durumu yok. Ben gazetede yazı yazmak istiyorum baba. Evet, ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Ben işte Boston'u görmek istiyorum. Ben New York'u görmek istiyorum. Washington'u görmek istiyorum. Baba ben bir kitap çıkarmak istiyorum. Tabii şimdi baba ne diyor? Anne ne diyecek? Anne evet diyor. Baba da hayır diyecek hali yok. Evet kızım diyor. Ondan sonra zaten çalışmalar başlıyor. Şimdi tabii bu kitabın içerisindeki Selim Soydan Fenerbahçe'de oynamış, Beşiktaş'ta oynamış, işte şu anda federasyonda görevli Türkiye'nin çok böyle mükemmel sanatçılarından bir Hülya Koçyiğit'in eşi, işte çocukları var, torunları var filan. Sonrasında de Mustafa Denizli, Alp Kırşan, Gizem Zor, Süheyla Yengi, Özge Vural ve Gamze Cizreli. Bir de Atasay kameralar var. Evet. Evet. Şimdi sırayla isterseniz hangisinden başlamak istiyorsanız. Tamam. Yani şimdi şöyle bir durum vardı. Ben başarı hikayelerine çok inanan bir insanım. Tecrübeden faydalanmaya çok inanıyorum. Özellikle de gençlerin bundan yaşamadan, başlarına bazı hatalar gelmeden iş yaşamında da, genel hayatlarında da yaşanmış şeyleri dinleyerek, onları feyz alarak hareket etmelerin bizi daha ileriye götüreceğini düşünen bir insanım. O nedenle bu röportajlara ihtiyacım vardı. Röportajların ana teması zirve ve başarı. Fakat zirve ve başarı dediğimiz noktada burada Atasay Kamer'den başlamak isterim. Atasay markası hepimizin günlük yaşamında da duyduğu, kullanabildiği bir markadır artık ve onun sahibi olmak, başında olmak nasıl bir duygudur ya da göründüğü kadar mükemmel bir hayat mıdır, hataları var mıdır, nerede ne yaşamıştır? Bunları biraz sormak istedim. Oradan bir şirket yaşamından başladık. Sonra hem kadınları hem erkekleri düşünüyorum tabii çift taraflı. Özge Vural markalaşma adına çalışan çok yakın bir ablam diyeyim. Gizem Zor yine blogger, daha bir sosyal medya, günlük yaşam, bu gençlerin olmak istediği işte YouTube'da, Instagram'da yer alan bir isim. Onun dışında Mustafa Denizli, daha bir spor dünyası ile iş dünyasını ikisini aynı anda konuştuğum bir isim oldu. Hepsinin kendi çaplarında aslında ilkleri var, başarıları var, pes etmedikleri noktalar var ve tecrübeleri var. Bunlardan yararlandım. Önce kendim yararlandım, sonra da onu yazarak işte topluma sunduğuma inanıyorum. Bunun yanı sıra Gamze Cizreli yine bir kadın temsilcidir bana göre. Bu yıl Birleşmiş Milletler'de konuşmasını gerçekleştirdi. Örneğin New York'a gitti. Bizim Türkiye'yi temsil eden iş kadınlarımızdan biri oldu. Big Chefs markasının aynı zamanda kurucusu. Onunla bir röportaj gerçekleştirdik. Yine şov dünyasının Alp Kırşan var. Derken bu şekilde 8 isim oldu. Hepsi de çok keyifliydi. Onları tanımaktan öncelikle çok keyif aldım. Büyük bir tecrübe. Mesela Mustafa Denizli'yi ilk gördüm, böyle arkamı döndüm diye içimden dedim ki vay be, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hepsini şampiyon etmiş. Bu benim babamın, bütün etrafımdaki erkeklerin, bazen kızların tezahüratlarla kutladığı bütün her şeyin aslında yöneten, arka fonda yaşayan gerçek bir isim. Çok etkilendiğim bir noktadır mesela. Mustafa Deniz aynı zamanda sabahlara kadar kitaplar okuyan ve inanın ben kendime yazar diyemem onun yanında yani. İnanılmaz bir lisanla konuşup inanılmaz cümleler kurabilen bir spor adamıyken aynı zamanda da bir edebiyat adamıymış. Bunu görmüş oldum. Farklı yönleriyle onları tanıdık. O yüzden o isimlere ayrıca zaten her zamanki gibi teşekkür ediyorum. Bana inandılar çünkü ilk çok inanılması değildi aslında en başta. Böyle göründüğü gibi değildi. Çünkü gidiyorsunuz diyorsunuz ki merhaba ben Eda Nur Işıksal. Bana bir röportaj vermenizi istiyorum. Fakat ben bir kitap yazıyorum. Kitabın içinde
ben değil. Avukat Azra Hanzade Işık. Yani aslında hayal olan bir karakter sizin röportajınızı sunacak. Yani onu anlatmak ve onları algılatmak kolay bir şey değildi. Bana inandılar. Umarım onların yüzünü kara çıkarmamışımdır yani. Evet. Ve ilk baskımızı evet tükettik. Türkiye geneli Diyanar'a büyük bir dağıtımımız oldu ki benim çok teşekkür etmem lazım. Trakya bazında inanılmaz karşılandı ilk. Çok fazla çalışma gerçekleştirdik. İmza günlerim, söyleşilerim, gençlerle buluşmayı çok seviyorum. Öğrencilerle şu an binlerce öğrenciyle tanışıyorum gerçekten. Ve hepsinde gün sonu bıraktığım o tebessüm yani paha biçilmez bir şey. İkinci baskımı da en yakın zamanda yapacağım. Bunun sözünü veriyorum tabii ki. Pandemi sürecinden dolayı bazı şeyleri ertelesek de yavaş yavaş normal hayata dönüyoruz. İkinci kitabımı da çok soruyorlar. Söyleyeyim evet yazıyorum ama kitap yazmak ilk 4 yıl süren bir serüvendi. İkinci kaç yıl sürer, ne zaman elimde olur bilmiyorum ama onu da aynı heyecanla bekliyorum şu an. Evet, Osman Bey'den de bahsettim biraz. Osman Şener. Evet. Osman Şener şöyle, tabii ki bu röportajda dediğim gibi insanları inandırmak zor olduğu için birkaç desteğe ihtiyacım vardı. Bence en büyük desteğim Osman Şener'di bu yolculukta. Kendisi böyle karşıma çıktı, beni dinledi, dedi ki çok güzel, okey. Ben senin için her şeyi yaparım. Biz dedi bu ülkede kız çocuklarını desteklemezsek, onların hayallerini dinlemezsek aydınlığı çok hayal edemeyiz. Bu cümle beni çok etkilemişti. Sonraki görüşmelerimizde zaten röportajlarıma sebep oldu aynı zamanda. Ama manevi gücü inanılmazdı. Yani kitabımın özetini okuyor örneğin. Verdiği tepki sizi o kadar mutlu ediyor ki. Diyorsunuz ki evet doğru yoldayım ve devam etmeliyim. Bu yüzden o çok ayrıdır yeri bende. Yani ona minnet borçluyum. Şimdi tabii siz kitap imza gününden sonra bir takım ziyaretlere başladınız. Evet. Tabii o gün ki bu programın içerisinde olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak. Kadir Albayrak'tan sonra tabii bizim Türkiye'nin sayılı limanlarından bir tanesinin sahibi Sayın Ahmet Soyer, Ramada sahibi Sayın Önder Erdoğan. İsterseniz bunları böyle bölüm bölüm gidelim. Tamam. Siz evet, onlar hakkındaki duygularınızı şey yaparsanız ben sırayla işte Çorlu var, Ereğli var, işte birçok okullardaki söyleşileriniz var. Siz bunları sırayla böyle tamam. Şimdi Kadir Albayrak'tan ve Cüneyt Yüksel'den işte Ahmet Soyer'den Önder Erdoğan'dan başlayarak onlar sizin hakkınızdaki duygularını bu kitapla ilgili neler dediler? Tamam. Şimdi böyle bir projeye başlamak cesaret isteyen bir durumdu ama ben burada doğduğum ve büyüdüğüm için bu cesareti bana çok şanslıyım ki nasıl bu yola tek başıma çıktığımı hissettiysem yolda yürümeye devam ettikçe o yol çok kalabalık bir şeye sebep oldu. Yolculuğa sebep oldu diyeyim. En başta tabii ki dedim ki kimden başlamalıyız? Hemen anne ve babama gittim. Bir yerden başlamam gerekiyordu. Tabii ki dediler doğduğun şehirden başlayacaksın. Tekirdağ benim için çok çok özel. Önce Büyükşehir Belediyesi ile başladık. Kadir Albayrak. Kendisiyle paylaştım. Kendi söylediklerini iletiyorum. O gün konuşmamdan da iletti. Çok etkilendi ilkten. Özellikle şehirdeki bir gencin böyle bir iş çıkartmasından çok etkilendi. Tabii ben de onur oldum. Des Hotel'de çok güzel bir imza günü ve söyleşi gerçekleştirdik onlarla da. Çok güzel bir çalışmaydı. Tabii o gün böyle durduğum gibi duramıyordum yani. Çok heyecanlı bir gündü kendi adıma. Ve o salonu doldurmak o da ayrı bir gururdu. Orada da sanırım birazcık haklarını yememeliyim. Anne ve babam bu şehirde yıllardır verdiği emek söz konusu. Aynı şehirde. Nasıl ki onların bugün yanındalarsa benim de arkamdalar. Sonra Cüneyt Yüksel Süleyman Paşa belediye başkanımız. Onlara da çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü yani gerek Gökhan Saygı olsun, Sayın Beste Güngör olsun hepsi benim için çok özel bir çaba sarf ettiler. Ekip olarak işe girdiler ve hem okulları ayarlama bazında hem şehirde bir ara billboardlarda kendimi izliyordum ben. Bunları yaşayabiliyordum.
yaşamak tabii ki büyük gurur. Ve bunların hepsi onların birer sürpriziydi bana. İş adamlarına yönelik konuştuğumuzda tabii yıllardır tanıdığım isimler ama ilk sayesinde yüz yüze gelmek, karşılaşmak, sohbet etmek, bir başarıyla beraber başarılı insanlarla konuşmak ayrı bir şeydi. O yüzden Asyaport, yine dediğiniz gibi Ahmet Soyer, onlara sözüm var belki. Gideceğim, orada da bir konuşmam olacak. Kendisiyle yine Ramada'da görüşmüştük, Önder Erdoğan. Hepsi çok değerli isimler. Hepsi de benimle tanışmaktan çok mutluluk duydular. Ben de şeref duydum, gurur duydum tabii. Karşılarında olmak bile güzel bir şey. Evet. Şimdi Marmara Ailesi Belediye Başkanı Hikmet Atay'a gitmişsiniz. Orada Meslek Yüksekokulu'nda çok muhteşem bir söyleşi olmuş. OPET Anadolu Lisesi. Marmara Ailesi'ni bitelim, Çorlu'ya geçelim. Tamam. Marmara Ailesi benim için çok özeldi çünkü o benim pandemiden önceki böyle artık son demleriydi ve bir anda bir konuşma gerçekleştireceğimi öğrendim. Bir günde iki konuşmayı ilk defa aldım ve benim aldığım en büyük gruptu. Yüksekokul, üniversite bazlı. Çok keyifli bir sohbet oldu bence, söyleşi ve sunumdan daha çok orada. Karşılıklı olarak sonra tabii burada belediye başkanımızın özel çalışmasından da ayrıca teşekkür etmem gerekir. Yine çok iyi bir ekiple çok güzel bir fizibilite çıkartmışlar. Doğru okulları seçmişler bence. Çünkü yaş aralığı kesinlikle anlayabilir ve anlaşılır olması gerekiyor benim sohbet edebilmem için. O nedenle onlara ayrıca teşekkür ediyorum ama gençlerin de aynı zamanda bana geri dönüşü oradan, zaten gerek sosyal medyadan, gerek yolda yürürken ya da bir restoranda babama siz Eda'nın babasınız diye falan gelenler oluyor. Bunları duymak beni çok mutlu ediyor. Marmara Reis'i bu yönden özel kaldı bende çok. Yine umuyorum onlarla buluşacağız zaten. O yüzden de onlara teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ailenin geçmişi, çok değerli insanların yaşadığı Hayrabolu. Evet. Belediye Başkanımız Doktor Osman İnan. Tabii annen orada 22 senesini vermiş devlete hizmetle. Babanın başlangıcı. Tabii biz Hayrabolu deyince Hayrabolu ebediyete intikal eden Şerif Baysalan'ı burada rahmetle anıyoruz. Şimdi Hayrabolu sizde ne intiba bıraktı? Yani belediye başkanı ve tabii, oradaki tabii. Bu sizin yazarlık kitabınızla ilgili neler duydunuz, neler hissettiniz Hayrabolu size? Ne? Hayrabolu'nun bende bir ayrı özelliği var. Doktor Osman İnan aynı zamanda benim çocukluk doktorum kendisi. Benim küçükken her ateşim çıktığında kendisi bana müdahale ederdi. Ya da eşi aynı şekilde. Atilla abla diyeceğim, alınmazlar umarım. Ünvan kullanamıyorum onlara karşı artık ben çünkü. Evet, sağ olsun. Yani bugün ben burada oturuyorsam emin olun bir havale falan geçirmediysem onlar sayesindedir. Her şeyime koşan insanlardı. Şimdi onları o makamlarda görmek beni ayrıca mutlu ediyor. Tabii gittiğimde çok sıcak ve samimi karşılandım. Başta doğduğum yer. Yine güzel bir salonun içine girdim sonrasında. Değerli öğrencilerle karşılaşmış oldum. O yönden Osman amcanın karşısında olmak benim için bir tık daha heyecan vericiydi. Benim ki senin hakkını yemeyeyim ama evet, daha bir heyecanlıydım. Gururlandık hep beraber, öyle söyleyeyim. Tekirdağ'da tabii Hürriyet Mahallesi'nde oturduğunuz aile ortamınız da Tekirdağ için çok müstesna komşularınızın olduğu. Şimdi tabii biz biraz dersimizi çalıştık buradaki programa gelirken. Rodos'ta konaklarında bir söyleşi yapmışsınız. Evet. Orada tabii ortalık yıkılmış. Komşularınızın tepkileri, annenin arkadaşları veya sizin evet, arkadaşlarınız. Evet. Ne dediler, ne oldu, nasıl karşıladılar, böyle bir sitemizden bir yazar çıktı. Evet, yani çok değerli insanlar oturuyor zaten, hepsi birbirinden özel. Ben oraya gerçekten ailem diyorum çünkü şu yönüyle de gurur duyuyorum. Biri hastalandığında oraya koşarlar, biri kitap çıkartmışsa oraya koşarlar ya da birinin özel bir günü varsa, biri evleniyorsa ailen oraya ve bu grup hiç dağılmıyor. Ben ailemi orada bırakıp İstanbul'a okumaya giderken hiç gözüm arkada kalmıyor. Bir gün valizimi elimde arabamdan indim ve içeri gireceğim siteden. Bir baktım kapıda benim kocaman bir fotoğrafım var. Altında işte ilk kitabıyla ilgili bir yazı. İşte asansöre tıklıyorum, asansörde yine benim fotoğrafım var falan, başka şey. Yani sonra
ve tabii ki onlar bana söyler şu günde şu saatte buluşalım. Bir orada bizim salonumuz var, sinema salonumuz. Orası da yine ağzına kadar doldu. Ben yine bir sunum gerçekleştirdim. Hepsi tek tek kitabıma sahip oldular. Tabii onlar için de ayrı bir heyecan. Benim için de onların bir özelliği de şu tabii ki. Ben her konuşmama giderken ayrı bir heyecanla çıkıyorum evden. İşte ona göre özeniyorum. Saçımı, makyajımı, ayakkabımı. Onlar da camda, balkonda ya da dışarıda birisi varsa mutlaka bugün yine mi hadi yaparsın gibi böyle bir destekle tabii evden çıkıyor olmak. O yüzden onları da ailem gibi görmek çok değerli bir şey. O yüzden çok kalabalık bir aileye sahibim ve bence çok özeliz bu yönümüzle yani. Ne mutlu. Şimdi tabii Çorlu. Çisat. Çorlu Çisat. Seven Yılmaz ablamız var. Evet. Dinleyelim bakalım. Seven Yılmaz Türk de benim için çok ayrı bir isimdir. Çünkü kadın ve başarı denildiğinde ilk üçe hemen yazarım onu, öyle söyleyeyim. Gerek tavrı, gerek düşünceleri, bir iş yaşamındaki atılganlığı, bütün dünyada şu anda neredeyse projeleri var. Yürüttüğü kendi alanında çalışmaları var. Orada da Çorlu'da da aynı zamanda tabii sanayi bölgemiz. Yatsanamaz. Orada da iş yerleri olması sebebiyle bazı derneklere üye. Biz yurt dışında tanıştık kendisiyle ilk, aslında hikayemiz oraya dayanıyor. O beni dinledikten sonra bizim derneğimize gelip bir konuşma yapabilir misin demişti. Seve seve dedi. Fakat benim daha kitabım elimde yok. Baskı aşamasında. Hiç problem değil dedi. Bir süre bekledik. Sonra kitabımın tam baskı tarihi belli oldu. İlk daha elimde yoktu gerçekten. Bende bile yoktu. Ben gittim konuşmamı ilk konuşmasıdır Çisat. Orada gerçekleştirdim. Bu yönüyle de Seven Yılmaz Türk ilk konuşmasına aslında sebebiyet veren kişi olarak çok özel kaldı bende. Tekirdağ diyoruz. Süleyman Paşa. Evet. Süleyman Paşa'nın yeni açılan çok bir farklı eğitim, öğretim ve Türkiye çapındaki yurt içinde ve yurt dışındaki başarılarıyla ilgili ses getiren Bahçeşehir Koleji. Evet. Arkasından Aden Koleji. Bu ikisine de herhalde söyleşiler yaptınız. Evet. Buradaki öğrenciler müthiş, katılanlar var programımıza. Size ilgili çok övgü dolu mesajlar geliyor. Bu Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve Aden Koleji öğrencileriyle ilgili neler diyeceksiniz? Nasıl bir program geçti orada? Yani ikisinin de harika bir ekibi var. Eğitim öğretim her zaman çok değerli bir şeydir. Çünkü aydınlığı ve geleceği temsil eder. Ve özellikle ortaokuluyla lise bence çok önemli. Çünkü insan o çağda ne olmak istediğine karar veriyor. Ve lisenin sonunda zaten artık ona göre bir tercih bekleniyor bizden mesleki olarak. O nedenle Bahçeşehir ve Aden'de de lise gruplarına yaptığım konuşmalarda Sadık Baş, bu noktada onu da anmam lazım. Ve Bahçeşehir okullarının sahibi, kurucusu Enver Yücel. Aden'in sahibi evet. Sadık Baş ve Bahçeşehir'in sahibi aynı zamanda Enver Yücel. İkisini de anmam gerekiyor. İkisi de çok güzel eğitim markalarının demek istiyorum artık isim sahipleri. Bu yönüyle bence ömür boyu gururlanacaklardır, zaten o bana kalan bir şey değil. İki eğitim kurumunda da olmak çok özel ve güzeldi yine. Onlara yine teşekkür etmem gerekir. Ama Bahçeşehir konusunda şöyle bir parantez açmam gerekir. Tabii ki Türkiye'de ve dünyada yine o da kendisi de Birleşmiş Milletler'de bir konuşma gerçekleştirdi kurucusu olarak. Takip ettiğim özel bir isimdir. Eğitim alanında bir ekoldür kendisi. Washington'da bile bugün bir Türk üniversitesinin ismini duyuyor olmak bana gurur veriyor. Ve Tekirdağ'da da, şehrimde de artık böyle ekollerin yer aldığını görmek, eğer büyük şehir kavramını biz aldıysak onu taşıdığımızın ve daha ileriye de götüreceğimizin en azından eğitim anlamında bir işareti Bahçeşehir'dir diye düşünüyorum. Enver Yücel için bir şeyi ilave etmek istiyorum. Türkiye'nin eğitim dalındaki yatırımda birinci seçilen enlerin başında Enver Yücel. Şimdi Gülseren Mercan Gül Aygün ve eşi Sayın Milletvekilimiz İlhami Özcan Aygün. Bunlar sizle ilgili neler yazıyorlar, neler okumanız lazım yani. Evet, onlarla ilgili ne diyeceksiniz? Onlar çok da sizi ağırlamışlar. Çok değerliler. Evet, yani onlarla tabii ayrı bir... Gülser Hanım öğretmen ve eğitimden gelme. Şimdi de tabii eşi milletvekili olunca işin başına geçti.
Evet, nasıl karşıladılar? Bu konuyla ilgili neler dediler? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Aslında ilk diyeceğim şey tam destek. Yani gerçekten hani ne istiyorsun kızım? Hani ne istersin? Ne desteğe? Neye ihtiyacın var? Çünkü proje burada olmuş, çıkmış ve gayet başarılı, güzel. Türkiye'de nasıl temsil edilebilir noktasında da tabii onlarla bazı paylaşımlarımız oldu. Ve özellikle Sayın Milletvekilimiz İlham Özcan Aygün'ün alıp kitabından birden fazla alıp diyeyim meclise kadar götürmüş olması ve orada da bir işte temsil sebebi olması çok özeldi. Eşi de aynı şekilde zaten eğitimci geçmişiyle çok güzel sözler söyledi ve onları da her an böyle bir şey paylaştığımda ya da bir konuşmadan sonra işte bir fotoğraf yüklendiğinde anda görmek, o yorumlarla işte paylaşımlarla. Evet, ne kadar mütevazi insanlar var aslında ve sıfatlar değiştirmiyor dediğim ailelerden biridir. Özeller. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahatini, orada kaldığını falan en sona, finale bırakıyoruz Peki. onu. Şimdi bu arada Tekirdağ'da işte kitapla ilgili tanıtımlarda ve bürokrasiden Emniyet Müdürü'yle Sayın Mehmet Erdoğan'la bir şeyiniz var, kitap takdiminiz ve size karşı övgü dolu yazıları var. Nasıl karşıladı Emniyet Müdürümüz? Tabii ki onlar da o gün bir gazeteciler derneğimiz var. Orada bir çalışmamız oldu kendileriyle. Bu anlamda onlar da çok iyi karşıladılar. Kitabı takdim ettim. Benim için ayrı bir yerleri var. Çünkü şöyle, ben hukuk okuyorum ve kolluk kuvvetleri ne demek? Aslında bir antiparantez tabii ki iyi biliyorum artık. Onlara ne kadar ihtiyacımız olduğunu ve ne kadar çalıştıklarını. Bu şehirde de tabii ki bir temsil isimdir kendisi. Bu nedenle ayrı bir saygıydı benim açımdan ve bu takdim önemliydi. Kendileri de tabii ki bizi kırmadılar ve sağ olsunlar kabul ettiler ve çok güzel şeyler söylediler. Şimdi bu kitabın çalışmaları içerisinde başarı, zirve, şans ve azim diyorsunuz. Evet. Bunlara biraz girer misin? Yani Tabii ki. başarıyı yakalamak için, zirveyi tutmak için işte şans, tabii biraz da şans lazım. Yani şimdi Evet, tabii ki. öyle bir şanslısın ki, yani öyle bir Çok şükür. annenin, Çok öyle bir şükür. babanın kızı olmak. Evet. Tabii doğumdan başlayan bir şansın var. Evet, doğru. Yani çok bir yani aileye de şansın, toplumumuza da şansın, Tekirdağ'ımıza da bir şansın. Teşekkür ederim. Yarın tabii hukuk bittikten sonra güzel bir yabancı dil okuyan ve Amerika'da tahsil eden, Amerika'da stajlarını bilgilerini arttıran bir avukatımız. Evet, bu başarı, zirve, şans ve azim. Başarı, zirve, şans ve azim. Önemli kavramlar. Kitabımda da çok tartıştığım ve ana temalarını oluşturan kavramlar aslında. Ben şansa sizin de dediğiniz gibi çok inanıyorum. Çünkü ben 10.05.1998 doğumluyum ve doğduğumda bir şeyler ters gidiyor. Ve dikez kalbi duran bir bebeğim. Sonra kalbi geri dönen bir bebeğim ve 6 saatlik bir ameliyatım var ilk doğduğumda. Yaklaşık bir ayı aşkın bir süre küvez çocuğuyum. Küvezde koma halinde kalıyorum. Ve daha sonrasında da hiç anne sütü almadan çok dikkatli yaşam koşullarında o yıllara rağmen hayatta kalıyorum. Aslında doktorlarıma göre mucize bebek oluyorum. Ve annemin anlattığı bir hikayedir bu. Küvezde bütün bebekler normal uyur. Çok fazla hareket kabiliyetine sahip değildirler. Hele ki 6 saatlik bir ameliyatın ardından. Ben kendime ilk geldiğimde, komadan çıktığımda öyle bir hayata bağlanmışım ki o serumları ve hortumları kopartarak artık hemşirelerle boğuşmaya başlamışım. Sonra annemden çok özür dileyerek üzgünüz ama bebeğinizi küveze sargı bezleriyle sabitlemek durumundayız demişler. Bu yönüyle şansa çok inanıyorum. Şanslı bir bebek olarak doğdum diyorum. Bunu bir şanssız başlangıç olarak görmüyorum. Ve yaşam aslında çok kaliteli bir çizgi. Yani nerede durduğunuzu bildiğiniz sürece aslında benim aldığım bir nefes şans ama bu şansı da iyi değerlendirmek ve her anı dolu dolu geçirmek, değerli kılmak da hayatın bir mottosu demek bence bir başarı. Ha, ama başarı kime göre, neye göre derseniz orada hep söylüyorum. Bana göre eşine kahve yapmak için kahve kursuna gitmiş, eve geldiğinde bir bardak kahveyi önüne koymuş bir insan çok başarılıdır.
yıldır. Diğer yandan bir avukat atıyorum, kendimden örnek vereyim, çıkmıştır yıllardır istediği arabayı o gün kazandığı davayla satın almıştır. Bu da çok önemli bir başarıdır. O nedenle zirveler değil, yani zirve değil, zirveler olduğunu inanıyorum insanın hayatında. Ve burada da en çok şunu örnek veriyorum. Bir çocuğun ilk bisikletine binip düşüp dizini yere vurduğu an bence ilk zirve. Çünkü acıyla, hayatla, diple orada tanışıyor ve yeri gördüğü anda artık yukarıya çıkış başlamış demektir. Şimdi bakıyorum yazdığın yazılar var. İşte sosyal medyada paylaştıklarım var. Kelebekçe, karamsarlık yok. Yok, evet. Evet. Yani yani toplumumuz gereği tabii ki zor süreçlerden geçebiliyoruz. Yaşadığımız yüzyıl çok kolay bir yüzyıl değil. Çünkü çok kalabalık bir dünyada yaşıyoruz. Ve bunun bazı getirileri var doğal olarak. Salgın hastalıklar olabilir, ekonomik koşullar olabilir. Fakat hiçbir şeyi karamsarlıkla yenileyemeyiz, değiştiremeyiz veya geliştiremeyiz. Bu noktada çözüm odaklı olmayı çok önemsiyorum. 16 yaşından beri köşe yazıları yazıyorum. Denemelerim daha da küçük yaşlara dayanıyor. Ve yayınladığım yazılarda özellikle şuna dikkat ediyorum. Pozitif bir bakış açısı. Kitabımda da bunu söylüyorum. Örneğin işte bağımlılık noktasına geleyim. Bir konu, örnek diyeyim. Ya mesela bağımlı olan bir insana siz tutup hayatın bitti, buradan sonra bir çıkış noktan yok derseniz ona hiçbir zaman umut aşılayamazsınız. Ama yeni bir hayat var deyip bir umut gösterirseniz belki o ışığı takip edip gelişebilir, değişebilir ve yeni bir insana sebep olabilirsiniz aslında. Bu yüzden ben bunu yazılarımda yani her hafta yazmaya çalışıyorum ama tabii olmuyor. O ayda iki oluyor, sonra bir oluyor derslerim sebebiyle. Arttırmaya çalışacağım. Ama evet, karamsarlık yok. Yok. Kesinlikle söylediğim bir motto. Yani korona, maske, mesafe, temizlik, devam. Şimdi değerli kardeşim Eda Nur Işıksal. Tabii aileniz çok sosyal. Balkanları, Avrupa'yı tanıyorsunuz. Bir de sizin hayatınızın içerisinde tabii yabancı dil, hukuk okurken baba ne diyorsun? Ben Amerika'ya gideceğim. Baba hayır deme şansı yok. Yani anne zaten sizden yana. Evet. Onun için Amerika, Boston, Harvard, buraları hep gezdin. Evet. Oralarda birçok 3 ay kaldın. 3 ay içerisinde Amerika'yı nasıl buldun, hukuk gözüyle neler yaşadın? Dinleyelim. Herkes dinliyor. Tamam. Bu arada Gökhan Saygı, Eda Nur Işıksal'a başarılar diliyor. Çok teşekkür ederim. Yeni kitaplar için biz hazırız diyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi Amerika noktası şöyle, iki kez seyahat ettim Amerika'ya. Birinde 3 ay kaldım, diğerinde daha kısa 20 gün kadar oradaydım. İlk yaşadığım bölge Michigan bölgesiydi. Oradan New York'a geçtim birkaç şehir görerek. Son gittiğimde Boston, Harvard kısmını seyahat etme şansı buldum. Amerika tabii ki bir kıta. Yani aslında ülke değil, kıta. Hepsini gezmek belki de yıllarımı alabilir. Benim hedefim dünya turu. Belki çok insandan duyuyorsunuzdur ama şu an yaşıma oranla 22 yılda 26 ülkeyle bence iyi geliyorum yani. Fena sayılmaz. Ama Amerika çok parantezdir bende. Çünkü New York'a gittiğimde Manhattan'da değerli avukat büyüğüm diyeyim. Ayhan Önmen'le bir randevu fırsatım olmuştu. Kendisiyle Amerika-Türkiye arası international hukuk, yani uluslararası hukuk adına konuşma fırsatı buldum. Tabii ki gelişen dünyada şirketler artık uluslararası çalışma prosedürlerine uymak zorundalar bir şekilde. Yani ben tuttum bir Türk hukukunu biliyorum dediğinizde belki evet yerelde biraz daha buna yetebilirsiniz ama özellikle büyük şirketler bazında zor. Yani tutup bir Amerikan hukukunu da gerektiğinde Arap Emirlikleri hukukunda artık ne varsa onlara göre de bilgilere sahip olmak gerekiyor. Üniversitem %30 İngilizce. Bu anlamda başta ah ben ne yaptım desem de şu an tabii ki bunu bitiriyor olmaktan ayrı bir gurur duyuyorum. Tabii bunu Amerika'yla süslemek ve büyük meslek büyüklerimle bu konuda sohbet edebilmek ve kendileri bana bir staj fırsatı da aynı zamanda sundular. Bunu değerlendirebiliyor olmak Manhattan gibi bir yer adına benim için çok değerli. O yüzden orada olmak güzeldi. Harvard çok büyük bir bölge. Bir şehir olarak kurulmuş diyebilirim.
değerli bir üniversite, köklü bir eğitimhane, sadece üniversite değil zaten içinde müze dahi olan bir yer artık kendine ait. Fırsatı olan her gencin mutlaka gitmesi gerekiyor. Bu fırsatlara erişmek zor diyen gençlere gelelim. Bu toplumda şöyle bir algı var. Elimizdeki telefondan, bindiğimiz arabadan, giydiğimiz kıyafetten, sosyal medyada yiyip içtiğimizden şeylere kadar bakıyorum. Artık bir şeyleri birbirimize göstermek değil de keşfetmek adı altında olması gerekiyor. Bu noktada bence bunları biraz indirgersek ülke dışına çıkmak ya da şehir dışına bile çıkmak, keşfetmek daha kolay olacaktır onlar adına. Bunun için çabalasınlar ve ayrıca bunun adına tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz yani. Devletimizin de muhakkak çalışmaları var. Bazı projeleri ve sistemleri var. Bunları takip etsinler. Bence bu ülkemize artı getirecek bir şey. Evet, Amerika, tabii Amerika'dan ziyade birçok kereler, işte Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya falan oraları gayet güzel geziyorsunuz. Yani kaç ülke oldu? 26. 26 ülke. Şimdi ben tabii enişten öğretim görevlisi. Evet. Ablan öğretim görevlisi. Sen inşallah bu sene 4. yıl bitiyor. 5. yılda genç bir avukat, yazar olarak avukatlar ordusuna, yani avukatlar ordusu derken baro, evet, ya baroların bir tanesine kayıt olacaksın. Şimdi son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan barolarla ilgili, avukatlık kanunu ile ilgili birçok çalışmalar var. İşte dün baro başkanları Adalet Bakanı'na bir takım isteklerini, onların karşılıklı isteklerini görüştüler. Bu çalışmalarla ilgili özel baroların, başka baroların, barolar birliğine bağlı özel baroların kurulmasıyla ilgili genç bir avukat olarak. Bu noktada şöyle, tabii ki değerli büyüklerim var. Herkesin fikrinin arkasında yatan bazı gerçekler vardır. Ben sadece şahsi fikrimi söyleyebilirim bu aşamada. Bir baroya kayıtlı olmak bir avukat için çok değerli bir şey. Yani çünkü bu demektir ki siz bir hukuk fakültesini tamamıyla emekle bitirmişsiniz, stajınızı da tamamlamışsınız, artık barodasınız ve bir ünvanı temsil ediyorsunuz. Fakat ben bunu sadece hukuk bazında konuşmak istemiyorum. Bunu bir devlet yönetimi olarak görelim. Bence bazı şeylerin çok şahsi fikirlere bırakılmaması gerekiyor. Hele ki hukuk gibi bir konu, kurallarla, bazı stratejilerle aslında yürütülen bir alan. Kesinlikle böyle çok 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 kollara ayrılmamalı diye düşünüyorum. Gerektiğinde bir bütün halinde hareket edebilmeliyiz ki onu meclisimize kadar taşıyalım mesela. Ve fikirler orada yerini bulabilsin. Bu nedenle de ben biraz daha bütün kalması yönünde uyumu kullanıyorum demek isterim. Ama bu şahsi fikrimdir. Şimdi değerli yazarımız, genç avukatımız, şimdi birinci kitap, İkinci kitap hazırlıklar başladı diyorsunuz. Bundan sonraki yaşamın içerisindeki nedir hedef? Hedefleri dinleyelim. Bu benim yaşım için çok zor bir soru. Tabii ki çok fazla hedefim var ama ilk hedefim şöyle söyleyebilirim. Hukuk fakültesine gitmeye karar verdiğimde ben 5 yaşındaydım. Yani aslında biraz normalden küçük bir karar. Çünkü o yaşta çocuklar daha farklı hayallere sahip oluyorlar. Ve o gün bir cümle kurmuştum. Yani 5 yaşında kurmadım tabii bunu ama bir 15 yaşlarına geldiğinde, artık kişisel tecrübelerim olmaya başladığında, çocuklara yardım etmek çok istiyorum demiştim. Ama yardım etmek kelimesinin altında şu yatıyor aslında, biraz güç. Yani eğer mesleki güce ya da işte maddi manevi güce sahipseniz, yani kendinizde bir güç varsa onu paylaşabilirsiniz. Bu nedenle o gücü aldıktan sonra ben ülkedeki çocuklara hukuksal anlamda, diyeyim, kendi mesleğim dahilinde yardım etmek ilk hedefimdir. Onun dışındaki ikinci hedefim, şu an yazdığım şeylerin doğurduğu sonuçlara bakıyorum. Bir gün bir telefon alıyorum. Eda, ilki okudun ve ilki okuduktan sonra şu projeme başladım. Bir şeyler başlatabiliyor olması yazdığım şeylerin harekete geçirebildiği anlamına gelir. O yüzden insanları hem şahsi olarak hem de yazılarımla ve gelecek eserlerimle de, hedeflerimden biri budur, harekete geçirmeyi, devamlı kılmayı diliyorum.
Ama bunun dışında tutup işte Amerika'ya staja gideceğim veya işte şurada avukatlık yapacağım ya da şu yaşta şunu yapmak istiyorum şu an sarf edemiyorum. Çünkü aslında hayallerimin ötesine geçiyor bazen yaşamım. İtiraf edeyim mesela Amerika'ya gitmek hiç aklımda olmayan bir projeydi. Bir anda gerçekleşti ve bugün iyi ki diyorum. Ya da ilki hayal ederken ben olacağına çok inanıyordum. Yani ben onu %100 evet yani çıkacaktı o kitap ama bu denli başarılı olacağını hayal edemiyordum. O yüzden şöyle diyeyim biraz yukarıyla da bağlantı kurayım. Umuyorum benim için en iyisi olsun. İlk hedeflerim çocuklar ve insanları harekete geçirmek, topluma faydalı olmak. Evet, çok teşekkür ederiz. Yani önce tabii sizin ailenizi kutluyorum. Anneni, babanı, bütün ailenizi kutluyorum. Böyle bir evlat sahibi oldukları için. Ben tabii çok güzel bir program içerisinde sizinle ilk kitabınızı burada söyleşi yaptık. Çok memnun oldum. Çok olumlu mesajlar var. İnşallah bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyorum. Son mesajınızı alayım, ben ondan sonra kapatacağım. Tamam. Sanırım bu noktada artık teşekkür edebiliyorum. Evet. Ersin Bilmeç, Sayın Ersin Bilmeç, abi Evet, diyorum ben. tabii. Ersin abi benim yıllardır tanıdığım bir isim ve benim için çok özel yine. Tekirdağ ve Trakya basını da çok özel. Bugün de işte yeni haberde buluşmuş olduk. Benim için çok keyifliydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ekibinize ve size. Sağ olun. Umarım bu şekilde güzel yayınlarınız devam Evet. eder. Efendim, saygıdeğer Tekirdağlılar, Tekirdağ Yeni Haber Gazetesi'nin değerli izleyicileri, okuyucularımız, bugün çok özel bir programda, Eda Nur Işıksal, genç avukat adayımız ve yazarımız, ilk kitabının yazarını ağırladık. Böyle bir pandemi sürecinin sonrasında yaptığımız bir programda, işte aşağı yukarı bir saate yakın bir program içerisinde değerli kardeşimizi burada konuk ettik. Bir sonraki programlarda tekrar buluşmak üzere. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Maske, mesafe ve sağlık diliyorum. Hoşça kalın efendim.